أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى حمد Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşler, Şubat ayı münasebetiyle şehadeti konuşuyoruz. Gündem şehadet, şehitlik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bile gıpta ettiği bir makamdan, bir rütbeden, bir şan ve şereften bahsediyoruz. Şehadet nimeti. Evet, halifelerin farklı farklı meziyetlerinden bahsedilir. Ancak biliyoruz, Raşid halifeden dördünün üçü şehadetle hayatını noktalamıştır. Allah-u Teala onlara şehadeti nasip etmiştir. Allah-u Teala samimiyetimize göre, ihlasımıza göre bizlere de şehadeti inşallah nasip eder diyoruz inşallah-u Teala. Kıymetli kardeşler, Bakara suresindeki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ayeti hepinizce malumdur ki Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler fakat siz farkına varamazsınız diyor. Kıymetli kardeşler, burada Rabbin yolunda, İlahi Kelimetullah yolunda şehadete kavuşan bütün müminlere selam olsun. Rabbim onların gittikleri güzel mübarek yolda bizleri de o deftere, o mübarek kitaba, sahifeye bizlerin de ismini nakşetsin inşallah-u Teala. Akıbetleri akıbetimiz olsun inşallah-u Teala. Kıymetli kardeşler, bu ayeti düşünürken, tefekkür ederken hani şehitler ölü değildirler, onlara ölüler demeyiniz. Bunu idrak etmek, yani şehitlerin sürekli yanımızda bizlerin ne yaptıklarını bilmek gerçekten çok önemli. Ancak biz bunu sürekli ıskalıyoruz, sürekli bunu unutuyoruz, aklımızda olmuyor. Şehitlerin yaşadıkları, şehitlerin aslında bizleri izledikleri, bizim güzelliklerimizle sevindikleri, bizim yaptığımız yanlışlardan, kusurlardan dolayı ruhlarını üzüldüklerini müşahede etmemiz gerek aslında. Fakat bu ayet, bu minval üzere düşünürken Filistin'deki bir mevzu çok dikkate değerdi ve bunu da atlamadan, bunu da sizlere aktarmadan edemedim. Neydi bu ayetin tefsiri mesabesindeki bu olay? Kıymetli kardeşler, Filistin'de Danya adlı 17 yaşında bir kız. Aslında Filistin için sıradanlaşmış, Filistin mazlumları için sıradanlaşmış bir İsrail vahşeti bu anlatacağım hikaye. Fakat şehadeti ve bu ayeti nasıl anladıkları, nasıl algıladıkları nazarı dikkatimi çekti kıymetli kardeşler. Şöyle ki, Danya adlı kızımız 17 yaşında henüz, okuldan dönüyor. Okuldan dönerken kahve içen İsrailli bir grup askerin önünden geçerken onlara tabii ki doğal olarak içindeki öfkeyle ve öfkeli bir bakışla önlerinden, yanlarından geçiyor. Sadece suçu bu. Sadece işgalcisine öfkeyle bakmak. İşgalcisini tanımamak, kabullenmemek. Sadece suç bu, kabahat bu. Ve İsrailli Siyonist askerlerden birisi bu Danya bacımızı orada sokak ortasında şehit edecektir. Ve bu büyük bir yankı uyandıracaktır. Büyük bir yankı uyandıracaktır ve bu şehadet olayı birçok kalbin uyanmasına vesile olacaktır kıymetli kardeşler. Birçok Müslüman erkeğim, ricalim, adamım diyenin evet kanına dokunacaktır. Evet, Wright adında bir genç. Kendisi de genç bir delikanlı, henüz bekar, evli değil. Bu bacının fotoğraflarını sosyal medyadan görünce bu olay onun kanına işlemiştir
Mümin gayresine dokunmuştur. Bu mümini ne yapmıştır? Hamiyeti dinlesin. Uray kardeşimiz bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmış. Bu bacı demiş, sizin kız kardeşiniz olsa ne yapardınız? Ve bununla da yetinmemiş, o Siyonist İsrailli askeri görmüş, onu teşhis etmiş, onu bulmuş, araştırmış ve onun hakkını, bu dünyada kısasını yapmıştır ve onu gebertmiştir kıymetli kardeşler. Onu öldürmüştür. Kıymetli kardeşler, Raid İsrailli askeri öldürmüş, Danya'nın intikamını almıştır. Ancak orada hazır bulunan askerler de Raid'i şehadete götürmüşler kıymetli kardeşler. Ve Raid'in cenaze törenine Danya'nın babası da katılmıştır. Danya'nın babası da Raid'in şehadet töreninde Raid'in babasını yalnız bırakmayıp tabutuna omuz vermiştir. Ve işin en ilginç tarafı, burada şehadeti, daha doğrusu ölümü öldüren iki ailenin buluşması ve bir teklifi söz konusu kıymetli kardeşler. Orada Raid'in babası cenaze töreninden sonra birden ayağa kalkarak Danya'nın babasına hitaben, ben oğlum için senin kızını istiyorum diyecek ve Danya'nın babası da, buradakiler de şahit olsun, ben kızımı Raid'e verdim diyecek ve nikahları Firdevs-i Ala'da kıyılacak. Bibat yek ebnetuhu şehide, Danya'l şehid, li şehidina fil cennet. Şehadeti anlamak bu olsa gerek kıymetli kardeşler. Şehadeti anlamak, şehitliğin hakkını vermek, şehadete susamak, şehadete aşık olmak ve şehadetin ölümsüzlük olduğunu bilmek, böyle bir şey olsa gerek kıymetli kardeşler. Kıymetli kardeşler, bundan dolayı söyledik. Yani bizim aslında şehadet literatürümüzden hiç çıkmamalı. Çünkü dedik ki Raşid Halife'nin 4 tanesinden 3'ü şehit olarak Rabbine yolculuk yapmıştır. Hazreti Ömer sürekli Medine'nin minberinden, mihrabından sürekli şehadet duası yapmıştır. Ve sahabeler, ey Ömer, İslam'ın merkezinde, hilafet merkezinde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beldesinde, bu güzel, emin ve huzurlu beldede şehadet nasıl seni bulacak diye bazen taaccüplerini bildiriyorlardı Hazreti Ömer'e. Ama Hazreti Ömer ısrarla yine şehadeti istiyordu. Ama arzuladığı şehadet onu Medine'de buldu elhamdülillah. Demek ki ihlasla şehadeti aramak lazım. Tabii ki şehadet bazısına nasip olmaya da bilir. Mesela Halid bin Velid. O kadar çok savaşa katılmasına rağmen Rabbimiz ona şehadeti nasip etmemiş ve şu hadisle teselli bulmuştur. Kalbinde, niyetinde şehadet olan birisi yatağında dahi ölse o şehitlik üzeredir. Hadisi Hazreti Halid bin Velid için bir teselli kaynağı olmuştur kıymetli kardeşler. Evet, şehadet gerçekten herkese nasip olmayacak bir bahat kıymetli kardeşler. Bakınız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir bedevi geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a imanı, İslam'ı sorduktan sonra iman ediyor, kelime-i şehadet getiriyor ve bu bedevi Medine'de olmayan evini taşımak üzere, ailesini getirmek üzere gidiyor ve kendi yurdunu terk ederek Medine'ye göç ediyor, taşınıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ailesini almaya giderken bir seferden dönüyor. Bu seferden yüklü bir ganimet malı elde edilmiş
ve bu ganimet malından bir kısmını bu bedevi ismini bile bilmediğimiz isimsiz kahramana ayırıyorum. Ganimetin bir kısmını. Bu mübarek sahabi geliyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ganimetini gönderiyor. Ganimeti görünce sahabeler ganimet getirmiş kendisine. Bu nedir diyor? Bu diyor işte falan savaştan senin payına düşen Peygamber Efendimizin göndermiş olduğu ganimetindir. Ben diyor bunu anlayamadım diyor. Ben bunu diyor peygambere sormam lazım. Bu ganimeti niçin bana gönderdi anlayamadım diyor. Değil mi? Biz olsak ganimeti nasıl paylaşırız? Nasıl kapışırız değil mi? Ama kendisi farklı bir düşüncede, farklı bir niyette. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah bu gönderdiğin nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ganimet malı olduğunu ve kendisinin payı olduğunu söylüyor. Ben diyor ya Muhammed, ey Muhammed, anam babam sana feda olsun. Ben bunun için, ganimet için, mal için, mülk için, makam için, rütbe için, koltuk için bu dine girmedim. Aksine ben şuramdan vurulup şehit olmak için bu dine girdim diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor doğrulardansan, sadıklardansan Allah seni doğrulayacaktır diyor. Ve bir müddet sonra bir savaşa katılacak bu bedevi aynen dediği yerden boğazından okla şehit olacak. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu kendisi defnedecek ve onun için af ve mağfiret dileyecek ve doğruluğuna şahit olduğunu bildirecektir kıymetli kardeşler. İşte bu. Niyet halis olunca akibette şehadet oluyor. Yine Abdullah bin Cahş ile Sa'd bin Ebi Vakkas'ın şehadet duası meşhurdur hani. Uhud Savaşı'nda Abdullah bin Cahş Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki gel diyor ben dua edeyim sen benim duama amin de sen de dua et ben de senin duana amin diyeyim. Tamam diyor Sa'd. Abdullah diyor ki ilk duayı sen yap. Sa'd dua ediyor diyor ki ya Rabbi benim karşıma düşmanlar çıkar. O düşmanları diyor yeneyim. Onları diyor öldüreyim ve onların diyor ganimetlerini alayım ve bu savaştan gazi olarak eve döneyim diye dua ediyor. Abdullah bin Cahş da amin diyor. Bu defa sıra Abdullah'tadır. Abdullah bin Cahş ellerini açıyor ve diyor ki ya Rabbi benim karşıma birkaç güçlü düşman çıkar. Onları mağlup edeyim, onları yeneyim. Ve ardından bir Allah düşmanı karşıma çıkar, o beni şehit etsin ve benim organlarımı kessin ve senin huzuruna şehit olarak, şahit olarak geleyim diyor. Sa'd diyor ki ben bu duaya amin diyemedim diyor. Amin demeye dilim varmadı ama vaatte bulunmuştum, amin demem gerekiyordu. Ve bu şekilde diyor ben amin demek durumunda kaldım ve Abdullah muradına ermişti. Savaşın sonunda şehitler kervanına katılmıştı.